Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün dünya gündeminde neler var? Neler oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Hangi başlıklar var ve bunlar ne anlama geliyor? Ayrıca Çin'de enteresan bir olay var. Hep beraber bunu gördük. Hu Jintao eski Çin Devlet Başkanı apar topar çıkartıldı. Bunun anlamından bahsedeceğim. Çin'de de bir Türkiye'nin yaşamış olduğu 15 Temmuz 2016 gibi bir hesaplaşma mı var içeride? Küreselciler mi dışarıya çıkartıldı yoksa Çin milliyetçileri mi? Bu noktada Çin'de enteresan bir şey var. Bu tüm dünyayı ilgilendirir. Bir de küreselleşme diyoruz ya, ekonomik küreselleşmeden bahsediyorum. Ciddi jeopolitik kavgalarla beraber jeoekonomik parçalanmışlık da söz konusu. Bu gerçekten küreselleşmenin sonu mu ekonomik olarak da? Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dünya gündeminde son bakalım yaklaşık 30 yıldır dünyayı neler meşgul ediyor? Sovyetler Birliği 1991 26 Aralık 1991'de dağıldı ve dünya için önemliydi. Bağımsız devletler dediğimiz bizim Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu dünyanın hegemonu oldu, hegemonu oldu, patronu oldu. Arkasından ee, Çin'in yükseldiğini görüyoruz o dönemlerde. Ve Çin yükselirken birileri Amerika'nın gözünü kararttı. Böyle bir bağlandı adeta. 2001-11 Eylül olayları oldu. Dünya Ticaret Merkezi'nde iki bina uçuruldu uçaklarla. Ve sonrasında Amerika Devletleri teröre savaş açıyoruz dedi. Aslında o tarihte Çin'e odaklanmaları gerekirdi. Şimdi değil. Ama hedef saptırıldı. Teröre savaş açıyoruz diye. Buralarda her videoda söylüyorum bunu. Vakit kaybettiler. Ortadoğu'da. Ve Afganistan'da. Amerika Beşiktaş'ı öyle düşünüyorum. Lüzumsuz. Arkasından ne geldi? 2008 dünya ekonomik krizi. Bizde teğet geçecek demişti Cumhurbaşkanı. Hakikaten de bizde teğet geçti ama kriz dünyada çok büyük etki yaptı. Yani özellikle finansal sistemde. E, Arap Bağrı süreci başladı. Arap Bağrı'nda yine tüm buralar ciddi anlamda alt üst oldu. Kattafi'ydi, Sattam'dı, Amerika Beşiktaş'ı, Libya'ya Irak'a, Suriye'ye müdahil oldular. Daha sonra Yemen'de bir hiç kavga başladı. Arap körfez ülkeleri telaşlandı. Bize de sıçrar diye kraldı, emirdi, şeyhti. Ve sonra mülteci krizi tüm dünyayı özellikle mülteci krizi bu bölgede Avrupa'yı etkiledi ama Latin Amerika'da Amerika bir göre yönelik bir mülteci krizi vardı. Hatta Amerika'da Cumhuriyetçilerin tartıştığı bir şey var. Amerika Devletleri'nden mülteciyi Soros'un organize ettiğine dair, Ukrayna Savaşı'nda da bunun etkisi olduğuna dair. Bakalım önümüzdeki süreç bu konuda nasıl bir açılım getirecek? İzliyorum, sizlere bunu anlatırım. Arap Bağrı mülteci süreci, arkasından Covid yaşadı dünya. Şimdi Rusya, Ukrayna. Hepsini bir araya koyduğumuzda, bir de iklim krizini bir araya koyduğumuzda, aslında son 30 yıldır dünyadaki yaşananlar, jeopolitik fay hatlarının kayması, je ekonomik parçalanmaları da beraberinde getirdi. Ve bunu anlatacağım size biraz sonra. Dünyanın birinci gündeminde yine Ukrayna var. ikinci gündemde de Çin var. Ukrayna'da ne oluyor? Zelenski bugün bir açıklama yaptı. Beş paramız kalmadı. Avrupa Birliği ya da dünya bize yapacağı mali yardımı bir an önce yapsın. Avrupa Birliği daha önce bir karar almıştı. Rusya'da el konulan 300 milyar doları Ukrayna'nın inşasında kullanmak için. Ama tabii ki Ukrayna'da İtaribat, ekonomik tahribat, sosyal tahribat, psikolojik tahribat giderek artıyor ve Ukrayna'nın elektriklerinin %50'si kesik. Ruslar elektrik şebekelerini, su, doğalgaz şebekelerini tahrip etmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Scholz enteresan bir açıklama yaptı. Ukrayna AB'ye alınmalı. Aslında 5 ay önce Scholz'un söylediği, AB'ye kısa yollar olmamalı. Yani Ukrayna öyle pat diye hızlandırılmış bir şekilde alınmamalı. Bu değerler için örnek olur filan diyordu. 5 ay sonra döndü Ukrayna AB'ye alınmalı. Arkasından Zelenski'nin çağrısı üzerine 5 paramız kalmadı demesi üzerine Ukrayna'ya Marshall Yardımı yapılmalı dedi. Marshall Yardımı nedir? 1947'de gündeme geldi. 1948-51 yıllar arasında uygulandı. Türkiye'de bu yardımdan payını aldı. 2 Dünya Savaşı sonrası yeniden kurumsal yapılar kurulurken Sovyetler Birliği'nin bu bölgede etkin olması Amerika Birleşik Devletleri'ni panikletti. Doğu bloku ülkelere özellikle Yunanistan ve Türkiye'ye yardım yapmalı süt dozu hikayeleri var ya Türkiye'de dağıtılan. Ta o döneme başlar. Başkan Tırman döneminde e, yapılan yardımlardı. Şimdi Ukrayna'ya aynısını yeniden bu yardım yapalım diyor Almanya Başbakanı. Ve Rusya'nın Ukrayna'da kirli bomba yani taktik nükleer silah kullanıp Ukraynalılar suçu bizim üzerimize atacak e, açıklamasına NATO'dan cevap geldi kabul etmiyoruz dedi. Son 3 günde iki kere görüştü Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya savunma bakanları. Rusya bu konuda yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Atom Enerjisi Kurumu Ukrayna'ya o bahsedilen iki bölge isimleri verilmiyor. Müfettiş gönderecek. Hakikaten var mı yok mu diye tabii ki varsa da bulma imkanları yok. Rusya konuyu Birleşmiş Milletlere taşıyacak. Rus tarafına baktığım kadar bu taktik nükleer silahtan çok endişeliler. Bunu Ukrayna yapıp üzerimize atacaklar diyor. Ve tam bu noktada nükleer konuştuğum için Ukrayna'nın dışına çıkayım. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Guta'da 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta mahallesinde kimyasal silah kullandığı için Esed rejiminin, Esad rejiminin Esad'ın 3 generaline yaptırım uyguladı. Soru şu. Neredeydiniz bu zamana kadar? Obama kırmızı çizgimiz demişti kimyasal kullanımı. O zaman bir yaptırım olmadı. Bakın Rusya'da konuşulan ne? Nükleer silah. Atom Enerjisi Kurumu devrede. Birleşmiş Milletler devrede. Amerika Birleşik Devletleri Esad'ın 3 generalinde Doğu Kutu'da kimyasal silah kullanıldı diye yaptırım yapılıyor. Bunun anlamı ne? Dünyada arka planda birileri nükleer silah üzerine bir konuşmalar yapıyor. Kimyasal silah üzerine de. Onların sözcüleri de Türkiye'de Türk ordusu da kimyasal kullandı. Sözcülüğünü yapıyorlar. Ve başında Türk olan tabipler birliği bu enteresandır ve kendi yaşadığımız ülkemizin ordumuzu suçluyorlar. Bunun anlamı ne? Şu konuşma dedikodulara bakarsak bu plan burada değil. Türkiye'de çamur atma yönelik bir projenin bir parçası olaraktan ortaya çıktığını görüyoruz. Buradan onu anlayabiliriz. Ukrayna'da Herson şehri var. Herson Ruslar tarafından alınmıştı. Kırım'ın lojistiği için önemli. Karadan Kırım'a gidiyor. Kırım Köprüsü Ukrayna, Ukrayna havaya uçurdu Kırım, Kırım Köprüsü'nü. Şimdi her sonunda da eğer Ruslar orayı da kapatırsa, Ukraynalılar Rusların gelen şehir alırsa Kırım'a lojistikte problemler yaşayacaklar. Ukrayna istihbaratına bir açıklama vardı. Daha önce Rusların burada çekildiğine dair haberleri okuduk. Rus validen açıklama vardı. E, yerli halkı tahliye ediyoruz. 60 bin kişiyi tahliye edeceğiz. Ruslar çekiliyor. Her sonu boşaltıyorlar. Zaten birkaç köyü Ele geçirmişti Ukraynalılar. Şimdi Ukrayna ispatı diyor ki aslında Ruslar bir oyun kuruyordu, çekilmiyor, bizi şehir savaşlarına çekmek istiyorlar diyor. Her sonunda Ruslar çekilmedi, taktik değiştirdi diyor. Eğer Ukrayna ispatının dediği doğruysa gerçek anlamda iki ordunun karşı karşıya geleceği, aslında iki paralı askerlerin diyelim Ukrayna genelde paralı asker, Rusya'da da Wagner grubu var, dünyada bir şehir savaşı izleme ihtimali yüksek. Ruslar kolay kolay her sonu ne pahasına olsa olsun bırakmayacaklardır. Şu an bir oyalama taktiği yaptıklarını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar e, İsrail Ukrayna'ya silah satmayacağını açıkladı. Bir kere daha e, İran'sa biz Rusya'ya silah sattık Ukrayna'da kullanılan İHA'ları ama biz bunu savaş öncesi sattık diyorlar. Rus-Ukrayna savaş öncesi. Yani İran kesinlikle reddediyordu. Üzerine gelince çünkü Ukrayna savaşının içine çekiliyor direkt. Amerika direkt suçladı. Savaşın tarafı oldu şeklinde. Avrupa Birliği yaptırımları gündeme getirdi. Bu kez döndü. U her zamanki gibi İran kıvraktır bu noktada. Biz savaş öncesi Ukrayna'ya silah verdik açıklamasını yaptı. Değerli arkadaşlar Ukrayna'daki savaş kış nedeniyle daha önce bahsettiğim gibi ee, şimdilik biraz şey görünüyor Kasım'da geliyor yavaş yavaş Biraz duraklayacak gibi görünüyor Hava şartlarından dolayı Ruslar da sebebellikten dolayı Yeni takviyelerini yapmış olacak Her sonunda şiddetli bir savaş göreceğiz Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Rusya'ya yönelik yaptırımları Yapmaya devam ediyor Avrupa Birliği'nden bir heyet Türkiye'ye gelecek Türkiye önemli bir ticari ortağımız ama Rus yaptırımlarını denmemeli diyor Türkiye'de hayır biz değil Rusya ile ticaret yapmamızda da normal ticaret yapmamızda herhangi bir mahsur yok diyor Türkiye. Bırakmıyor zaten. Amerika ABK Beşikleri Hazine Bakanlığı'ndan mas yani Mali Şube Araştırma Yetkilileri de gelmişti geçen hafta. Değil de TÜSİAD'la toplantı yaptı. Şirketleri uyardı. Bu noktada Türkiye üzerine de baskılar artma ihtimali yüksek. Bugün enteresan bir şey oldu Ukrayna ilgili. Macron bir açıklama yaptı çağrı yaptı Papa'ya. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e Ukrayna için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile görüşün. Aslında bu Macron'un aynı zamanda Avrupa'nın acizliğini de gösteriyor. Yani Ukrayna savaşında bir şey yapamadıklarını, edilgen olduklarını e, biz diplomatik olarak başarısız kaldık. Zelenski bizi dinlemiyor. Ey Papa Amerika Birleşik Devletleri'ne söyle Putin'le görüşsün diyor. Tam bu noktada Demokratlardan, Amerika Birleşik şu an iktidar olan Demokrat Parti'den 30 tane milletvekili Joe Biden'a mektup yazdı. Bu savaş düşünüldüğü gibi doğru gitmiyor. Silah yardımı yapalım. Onda bir problem yok ama bir an önce Rusya ile masaya oturun. Barış görüşmelerini yürütün. Hızlandırın. Amerikan ekonomisi iyiye gitmiyor. Şeklinde mektup yazdı. Cumhuriyetçilerden de yazan vardı. Bu hükümet partisinden geldi. Bu çok yeni bir dönem değerli arkadaşlar. Beyaz Saray 30 adet demokrat vekilinin bu mektubuna şöyle bir cevap verdi. Bu Zelenski'nin konusu. O ne zaman isterse biz o zaman görüşürüz şeklinde. Yani ayrıca Rusya ile diyalog kanalları hep açık diyorlar. Topu taca attılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tartışmanın alevleneceğini zaten birkaç önce video söylemiştim. Giderek alevlenecek. Ekonomi noktasında ciddi problemler var. Amerika Merkez Bankası'nın eleştiri okları yükseldi. 2 Kasım'da yeni faiz yükseltme durumları var ve FED'de tartışılan konu bu kadar agresif faizi artırmayalım. Çünkü faizi artırıyorlar ama henüz enflasyonda istediği bir sonucu alamadılar ama buna, buna mükabil ekonomide riskler giderek artıyor. Resesyon artık kesin Amerika Birleşik Devletleri için. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen bir açıklama yaptı. Finansal riskler devam ediyor şeklinde. Amerika'daki tartışmalara bakarsak ekonomi birinci sıraya oturdu. Seçimler de geliyor zaten. Joe Biden diyor ki diyor ki yani Joe Biden dediriliyor ki diyelim rüzgara karşı kürek çekiyoruz seçimlerde. Yani bir tarafta ekonomi var, ekonomi verileri var, bir tarafta Çin'le uğraşıyor, bir tarafta Rusya'yla ve bunlar bizim aleyhimize işliyor. Biz de rüzgara karşı kürek çekiyoruz diyor Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'da bugün Rus Birleşik Milletler'in atom enerjisi kurumu var. Bir foruma katılmak istiyor Rus yetkililer. New York'ta Birleşmiş Millet, Amerika Birleşik Devletleri bunlara vize vermiyor. Şimdi bu da enteresan bir durum. Dünyada çok ciddi tartışma konusu olabilecek bir durum. Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri dışına taşınabilir birçok kurumu diye hatırlayın. Geçen yıl yorumlarım vardı. Şimdi Birleşmiş Milletler eğer uluslararası ise, Rusya'nın da oraya katılma hakkı varsa, Amerika Birleşik Devletleri ben vermiyorum diyor. O zaman kendi toprağından çıkart Birleşmiş Milletler'in bu kurumunu. Çünkü bu uluslararası tahammüllere aykırı savaş halinde de olsa sonuçta ortada bir Birleşmiş Milletler var. Bostan korkuluğu gibi bir işe yaramasa da öyle diyeyim ben. Ee, onun kurumuna Rusya'nın da katılma hakkı var. Ama ona vize vermedi. Bu ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri isterse bu noktada keyfi davranaraktan uluslararası e, kurumlara katılımı bir ülkenin engelleyebilirim diyor. Yani Birleşmiş Milletler benim mi demek istiyor bu noktada. Bu da düşündürülür bir şey. Rusya Savunma Bakanı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı iki kere görüşüyor. Yine konu bu kirli bomba. Ruslar bu noktada hakikaten çok tedirgin izliyorum. Bu ciddi bir durum öyle görünüyor. Çünkü sabotaj döneminden bahsettik. Kuzey yakın bir 2nin sabotajları, Odessa'daki limandaki ee, mayınların bırakılması, Arka Arkaya gelen sabotajlar ve bu bu şeyi hep dikkat çekiyorum. Rusların telaşına bakarsak böyle bir iş olacak. Bizim üstümüze kalacak diyorlar. Yoksa Ruslar kendi bomba atıp da böyle bir ön şey mi alıyorlar onu bilemiyorum. Ama birinci görüşüm Ruslar bunu çok telaşla yapıyor. Nükleer, taktik bir nükleer bombanın patlaması Rusya'nın hiç işine yaramaz. Böyle bir şey patlarsa dünyada aynı anda sivil hakların Rusya'ya karşı hareketi gösterirler. Sivil toplum kuruluşlarının Görme ihtimali çok yüksek. Bu da Rusya'nın şu an için Batı Yarplar yaptırımlarından nasıl kurtuluyor? Çin, Hindistan, Türkiye, Asya'nın doğusunda, Afrika'da, Latin Amerika'da Rusya ticaretini devam ediyor. Bu Ruslar için çok ciddi bir engel teşkil edecek. Rusya'da Lavrov'un bir açıklaması vardı bugün. Ukrayna'nın dağılır diyor. Sözde geri kalmış olan ya da gelişmekte olan ülkelere gidecekti fakir ülkelere ama üçte ikisini Avrupa kendisine alıyor diyor. Bu da enteresan bir şey. Lavrov pazartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatı ile görüşecek. Bu noktada işbirliğini artırmak istiyoruz diyor İslam dünyasıyla. Ee, İslam dünyasının e, dünyaya bakışına saygılıyız diyor. Enteresan açıklamaları da var burada. Ve Azerbaycan Karabağ olayında Putin devreye girdi. Malum Azerbaycan Ermenistan olayında görüşmeler önceden mix, mix grubu çerçevesinde yapılıyordu. Daha sonra Rusya olayı tek elini aldı. Daha sonra Türkiye devreye girdi ve rus ukrayna savaşından sonra Avrupa devreye girdi yeniden. Cenevre'de görüşmeler oldu. Bir an önce bu barış sağlansın diyor. Çünkü enerjiye ihtiyaçları var. E, Rusya, Putin, Patatesi günü Aliyev ve Paşinyan'ı toplantıya davet etti. Azerbaycan, Rusya'ya bir nota verdi. Niye verdi? Rus devlet televizyonunda Ermeni yorumcular ve Rus yorumcular Azerbaycan aleyhine yorum yapmışlar. Ve e, Azerbaycan'dan bir açıklama vardı. Karabağ'da terk ettikleri evleri Ermeniler evlere ve avullara bu bir tuzakları kurmuş. Yani zihniyeti görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Karamayınlarında Karabağ ve çevresinde 3345 kişi ölmüş son 30 yılda. Eğer kötülük zihniyeti aranıyorsa işte bu. Zaten gidiyorsun. Orada asker yok. Siviller gelecek ve sivillere bu bir kuruluyor. Ee, şimdi Azerbaycan olayında önümüzdeki süreçte enteresan gelişmeler göreceğiz. İran yani Azerbaycan'la ilgili tatbikatlar Zengezur koridoruna karşı panik halinde kuşatıldığını anlıyor Türkler tarafından. Zengezur koridoru açılırsa kendince Türkiye'nin karayolu Türkistan'a giden karayol İran'dan gidiyordu. Gitmeyecek. Ve ya diyor daha sonra Azerbaycan Ermenistan'da sınırımı kapatırsa telaşı var. Güney Azerbaycan'daki Azerbaycan Milli Harekatı bir çağrı yaptı. 26 Ekim'de tüm Güney Azerbaycan'ın şehirlerinde protesto gösterileri düzenlemeyi. Tahmin ediyorum bu da bir karşı hamledir. Daha önce İran kendi ayağına sıkıyor, kendi birliğini bozuyor. Azerbaycan'a musallat olduğunda. İran'ın ayakta kalma şansı yok. Hiçbir şatta görmüyorum. Onu da söyleyeyim. İran bu haliyle gitmez. İran'da bir devrim görünüyor. Yeni bir devrim. Ama ayrışır mı? Muhtemelen ayrışmalar da gündeme gelecektir. İran bunu kendi hızlandırıyor sanki. Giderek de. Yanlış ata oynuyor. Yani içeride yüzde Türk İran'ın. Azerbaycan Türk'ü. Dolayısıyla son dönemde yanlış hamleler yapıyor. Ve İran'ı istihbaratını hackleyen Anonymous var, dünyaca meşhur. Onun web sitelerini barındıran sunucu Virginia'daki Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ve ordu birimlerinin web sitelerini barındıran şirket çıkmış. Şaşırdık mı? Hayır. Bu noktada Anonymous'a dünya çapında ses getiriyorsa, dünya çapında rapor açıklıyorsa bunun arkasında bir istihbarat var. Bu istihbarat zaten söylüyorduk. Elbette ki Amerika istihbarattır. Bu da Pentagon ordu ortaya çıktı. Bunda da şaşırtıcı herhangi bir şey yok. İran'ın önümüzdeki dönemde Türkiye ile şimdi farklı anlaşmalar da yapıyor. Gaz artırımı, gaz e, Türkiye'ye gaz akışını artırıyoruz diyor. Başka da çaresi yok zaten bu anlamda. Rusya'da bugün Pesko'dan bir açıklama vardı. Mavi akımda kapasiteyi artıracağız. Türkiye ile Türkiye'nin gaz üssü olma, enerji üssü olma noktasında görüşmeler yapıyoruz diye. Değerli arkadaşlar, jeopolitik olarak da bundan çok bahsettik. Türkiye dışında Avrupa'nın bir seçeneği yok. Bölgenin de yok. Tarihin getirmiş olduğu bir fırsat bu. Yüz yılda bir gelir. Batı kendi menfaati olduğunda siyasal olarak birçok tavizleri verir. Ama istediği Türkiye yönelik suçlamaları zaten genelde altı boştu. Şimdi enerjiye ihtiyacı var. Bugün IMF'in açıklaması vardı. 2023 yılında Avrupa'da enerji fiyatları çok aşırı yükselecek şeklinde. Avrupa Birliği liderleri toplanıyor. Enerji görüşüyor. Ruslara bir tavan fiyatı uygulayacaklar. Anlaşamadılar. Bu yıl enerji depoları yeterince dolu ama kış şiddetli geçerse sıkıntı yaşayacaklar. %6 gibi bir enerji yetersizliği bekliyorlar. Ama gelecek yıl çok ciddi problem var. Bu nedenle Avrupa şu an Türkiye'nin enerji üstün olma noktasında elinden geleni yap, yapacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de tersini yapacaktır bunun. Ve İsrail Başbakanı bir açıklama yaptı. Lübnan'dan biz Perşembe günü Deniz Yetki alanında bir anlaşma imzalayacağız. O durumda Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi olacağız. Burada Mısır'da LNG üssü oluyor. Yani İsrail'den giden petrol Mısır'daki terminalde sıvılaştırılıp onlar da Avrupa'ya gönderip sat satacaklar. Ama İsrail'in şu an savunma bakanı Türkiye'ye geliyor. Yunanistan'a gidecekti, onu iptal etti. İsrail, Avrupa'nın enerji noktasında, enerji güvenliğinde söz sahibi olacaksa bu Türkiye'siz olmaz. Ve Dünya Bankası Lübnan'a 300 ile 500 milyon dolar bir kredi verme sözü verdi. Normal şartlarda verir mi? Zannetmiyorum. Neyi verdi? İşte bu, Lübnan'da çok ciddi bir ekonomik kriz var şu an bankaların basıldığını görüyoruz. Hesaplar donduruldu. İsrail'le Lübnan'ın enerji görüşmesinde belli ki Lübnan bir de kredi istemiş. Hemen Yahudi lobisi Dünya Bankası üstünden alsana kredi diyor. Lübnan'a. Ve bu çerçevede e, İsrail Lübnan üstünden Esad'la da bir enerji görüşmesini organize etmiş. Belli ki 26 Ekim'de görüşülecekti. Esad iptal etti Lübnan'la görüşmesi. Şartlar uygun değil dedi. Peki buna kim müdahil oldu? Buna da Rusya ve İran müdahil olmuştur. Esed'e hop bir dakika dur bakayım İsrail'in kayına binme şeklinde tahmin ediyorum bu. Çünkü Suriye'nin de o denkleme dahil olması olayı değiştirir. Ayrıca Ruslar 2015 30 Eylül'de Suriye, Suriye'deki savaşa müdahil olduğunda şöyle bir haber çıkmıştı. 25 yıllığında Doğu Akdeniz'deki enerji arama haklarını Ruslar satın aldı Esad'dan diye o detayına daha sonra rastlamadım ama haberi kesinlikle okumuştum. Yani enerji üstünden bölgedeki jeopolitik kavgaların enerji jeopolitiği çok önemli noktada şu an sağdan giden soldan giden Türkiye'ye bu noktada gelmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin de şu an için tek şeyi bu. Geçmişte CNN Türk'te bir yorum yapmıştım. Abdülhamit Han e, petrol arama gemisi, enerji arama gemisi Akdeniz'e açıldığında Yunanistan böyle bir afra tafra yapmıştı. Abdülhamit Han Avrupa'nın da umudu olur gelecekte diye bir yorum yapmıştım. Bu bayağı Avrupa'da değişik medyalarda tartışıldı. Çünkü Doğu Akdeniz'de hemen Avrupa'nın dibinde Türkiye'nin bulacağı bir rezerv 3-4 yıl sonra e, elde edilse de enerji sonuçta Avrupa şu an 3-4 yılı değil 10 yılı da garantilemek mecburiyetinde Rusya'yla nereye gideceğini bilemiyor. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki görüşme Amerikan seçimiyle alakalı bir. Amerika'daki ekonominin gidişatıyla alakalı iki. Amerika'da yükselen seslerle alakalı hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden Amerika'da böyle bir ekonomik kriz varsa Ukrayna bizim birinci meselemiz değil diyor. İngiltere'de Rishi Sunak diye bir Hint asıllı şahıs başbakan oldu. Herhangi bir seçimde yok aday olmadığı için direkt Kral Charles tarafından atandı. Değerli arkadaşlar, Kral, Kral Charles 2 Mart 2022'de büyük sıfırlama açıklanırken Davos'ta tek siyasetçiydi. Davos'ta hazır bulundu. Klaus Schwab'la beraber Dünya Ekonomik Forumu'nda diğer büyük teknoloji şirketleri vardı. Şu an Rishi Sunak da Davos'un genç liderler eğitiminden geçmiş küreselci biri. Ee, geçmişte zaten bahsetmiştim küresel ciddiyi ve diyor ki İngiltere eleştirenleri terör karşı olanları terör kapsamına alalım diyor. Yani İngiliz'den daha İngilizce biri. Geçmişteki filmlerde Hintler genelde uşak rolü verilirdi. Batı'daki eski filmleri hatırlıyorum. En iyi uşak Hintlilerden şeklinde. Hindistan'ın arkadaşları küçümsemek için söylemiyorum. Batı'da bu böyledir. Şimdi dünyada önemli şirketlerin CEO'ları Hintlidir. Twitter'ın CEO'su, Google'da, Mastercard'da aklınıza araştırırsanız görebilirsiniz zaten. Birçok önemli sintli siyasetçi var dünya genelinde. Niye böyle olduğunu düşündüğümde bir ideolojileri yok. Yükselmek istiyor sadece. Zaten batıda küresel şirketler dünyanın her tarafında kurduğu okullarda öyle bir kutsatıyor ki kendi şirketlerinde CEO'luğu direkt cennetlik gibi lanse ediyorlar. Ve orada suyu olmak en önemli şey gibi. Hintliler de görevini tam iyi yapıyor. Zaten yazılımda başarırlar. Emir komuta zincirinde emret komutanım diyenler. Ve Hindistan'da yazılı var. Beyazları Hintliler yönetiyor. Biz yönetiyoruz şeklinde. E, elbette ki öyle bir şey yok. Kral e, Charles'la beraber Hindistan yeni bir döneme giriyor. 45 günlük başbakan Liz e, Truss. Aynı zamanda, ee, İngiliz'de biraz da dala geçmiş. Bir dergi başlık atmış. Ekim ayını baş bakalım Kasım kim olacak şeklinde diyorlar. 2025'e kadar süresi var. Ama YouGov'un anketine göre İngiltere'de seçmenin %56'sı seçim istiyor. Baskı var. Muhafazakar Parti'ye 30 puan fark atmış. İşçi Partisi önde görünüyor. Seçimlere gittiğinde kaybedecek vekiller koltuklarını. Ve Risi Sunak'tan ciddi beklentiler var bir rüzgarla sterlin %2 değer kazanmış. Tahviller toparlanmış gibi görünüyor. Fakat Rişi'nin e, ekonomiyi toparlaması için mali politikayı, maliye politikası sıkılaştırması lazım. Yani vergi artırması lazım. Liz Truss'ın gitme nedeni neydi? Vergi indirimine gidiyordu. Enerji sübvansiyonlarından bahsediyordu. Şimdi e, enerji problemi var mı İngiltere'de? Var. Enflasyon var. Brexit yaptı. Avrupa Birliği'nden istediği gibi tam şeyi oturtamadı. Covid'in etkileri de var. İngiltere'deki yapılan haberlere göre 10 milyon İngiliz yeterli beslenemiyor diye sürekli haberler çıkıyor. Ee, bu durumda ne yapacak? Nasıl toparlayacak ekonomiyi? Bu da tartışılır bir şey. Buradan çok bir şey çıkabileceğini ben zannetmiyorum. En de sonunda bir erken seçim görünüyor İngiltere'de. Reşinle ilgili Çin'de daha önce bahsettiğim bir makale vardı Global Times'ta. Geldiğinde daha olumlu işlerimiz olur diye Liz Truss bunu kullanmıştı. Ç çıktı Rishi de Çin'e bir salladı. Geldiğinde ben gösteririm onlara <laughs> gibisinden. Ama direkt küreselci bir e, Hintli orada İngiltere'de Boris Johnson aday olacaktı. Son dakikada yapacaklarım var ama uygun bir zaman değil dedi. Benim anladığım tehdit edildi. Hiçbir aday çıkmadı. Aday yarışacaktı. Geçmiş dönemde e, Rishi ile ciddi bir şey vardı, e, onun hakkında kampanya vardı. Şimdi tam tersi oldu. İngiltere'deki süreç. İngiltere niye önemli? Ukrayna Savaşı'nda baş aktör. O nedenle önemli. Tüm sabotajların arkasında Avrupa'da genel kanı büyük medyada seslenililmese de sosyal medyada gördüğüm İngiltere var. Zaten Rusya ulus devletlerin hem ulus yönü şu an Avrupa'da Transatlantik ittifakında hem küresel günü birlikte hücum ediyorlar. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni karadan havaya füze e, savunma sistemi verecekmiş. Yeni HIMAR füzeleri var. Rusları perişan etmişti. Stok da azaldığı için Amerika Birleşik onları vermek istemiyormuş. Şu dönemde Almanya zaten farklı ülkelerden bu noktada açıklamalar geliyor. Silah stokumuz bitti şeklinde. E, değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği'nden Avrupa'da İtalya'da yeni bir hükümet var. Faşist dedikleri ben faşist değilim dedi. Geldi Meloni başbakan oldu. Ve İtalya'nın başkanlık sistemine ihtiyacı var dedi. Hızlı karar alabilen yarı başkanlığa ihtiyacımız var dedi. Yatırımcılara güven veren yine Rusya'ya yaptırımlara devam edeceğiz ama İtalya'nın yarı başkanlık sistemine ihtiyacı var diye bir çıkış yaptı. Bu da enteresan bir çıkış. İtalya'da Avrupa'da sular ısınıyor. Birçok alanda kış daha tam girmedi. Kasım'dan itibaren sürekli söylediğim gibi Avrupa'yı dikkatlice izlememize ihtiyacımız var. Çin'de baktığımızda ne oluyor? Değerli arkadaşlar Çin'de malum bir Hu Jintao diye eski bir devlet başkanı oturuyordu. Xi Jinping'in yanında mevcut devlet başkanının apar topar dışarıya alındı. Yüzündeki ifadelerden kalkmak istemediği belliydi. Bu büyük bir hesaplaşma. Hu Jintao küreselcilerle yakın ilişkisi olan, benim daha önce bahsettiğim Çin'de küreselcilerin çok ciddi uzantıları var dediğim, önceki başbakan, şey önceki başkan politbüroyu 7'den 9'a çıkartmış, yerel yönetimleri güçlendirmek isteyen, gerçi o dönemde ciddi yolsuzluklar artmış ve Xi Jinping döneminde büyük yolsuzlukların üzerine gitme oldu. Ee, ve Çin açıkçası bir meydan okuma yaptı. Direkt. Normalde bu tip şeyleri vermez Çin. Dışarıda açık alanda sadece biri çekti sosyal medyaya attı deriz. Ama bu dünyaya verilen bir mesaj. Çin'de hesaplaşma büyük olacak ve en büyük hesaplaşma zamanı geliyor gibi görünüyor. Çin'in kendi içinden. Xi Jinping Çin'i farklı bir noktada toparlıyor. İkinci şey Wang Yang diye bir adam var şeyde Çin'de e, o da bir eyaletin başkanı politbüro üyesi, onu da dışarıya attılar. O da Çin'deki sivil toplumun gelişmesi, özgürlüklerin genişlemesinden bahsediyordu. Xi Jinping'in dışarıya attıkları Çin'in batı kaynaklı söylenle daha demokratikleşmesini isteyen. Çin'de bir devlet kapitalizmi vardı. Yani genelde komünizme ulaşmak için önce bir devlet kapitalizm sürecinden bahsedildi. Marksizmde Çin devletin eliyle kapitalist düzene entegre oldu. Şimdi geri çekiliyor. Batılılar diyor ki az biz yeniden Çin'in Marksist bir devlet olduğunu yeniden anladık diyorlar. Çünkü Xi Jinping'in farklı politikaları var. Orta sınıfı güçlendirme adı altında zenginlere parayı verin bakayım diyor. Siz bu halktan para kazandınız. Bunları güçlendirmek için parayı verin. Zenginler vermek istemiyor. Bugün bir haber vardı yine batı kaynaklı olduğu belli haberi. Çin zenginleri panik halinde kaçıyor diye öyle bir şey var mı, ondan çok emin değilim. Bunun nedeni sadece vergi vermemek değil, can güvenliklerinden korkuyorlar şeklinde ve Xi Jinping'in yeniden seçilmesiyle New York borsasındaki, Nasdaq'taki Çin hisseleri teknoloji borsasında gümledi. Xi Jinping Çin'e bakışı zaten daha önce söylemiştim, ihracata dayalı büyümeden çok iç odaklı büyüme, yüksek teknoloji büyümesi, ve e, Amerika şirketleriyle ilişkiyi kesmiyorlar. Mesela Amerika Beşiklik, şu an tartışmalar var ama Amerika şirketleriyle ticareti iyi. Biraz sonra onun rakamları da vereceğim ben sizlere. Dolayısıyla Xi Jinping bir Çin modeli oluşturuyor yeniden. Kendisi zaten öyle söylüyor. Çin yeni bir Çin uygarlığına bahsediyor. Komünist Parti içindeki küresel lobiye bir savaş açmış görünüyor. Bunu Rusya yapmıştı. Rusya çiftleri bankacılığı yasakladı. Soros'u da dışarıya attı. Soros vakıflarında çalışanları vatan haini ilan etmişti. Çin'de de, bizde de 15 Temmuz'da FETÖ ile ayrışma oldu. Askeriyeden, ordudan, vergiden, yargıdan, tüm şeyden devlet sirkeleyip attı. Japonya'da da benzer bir durum var. Geçmişte birçok bakan istifa etmişti. Ekonomiyi geliştirmeden sorumlu bakan bugün istifa etti. Muntarikat ilişkisinin nedeniyle Mun tarikatı FETÖ'nün ikizidir. FETÖ'nün taklididir. Japonya'da da bu Mun tarikatında hızla bir ayrışma söz konusu. Devletler bir taraftan e, e, batı yanlısı, batıyla menfaatinin batıda olduğunu görenler veyahut da mecburen batı ile işbirliğine yaşananlar bir taraftan da kendi içinde Japon yönlerinde olduğu gibi bir hesaplaşmaya gidiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bir açıklaması vardı. Güney Kore ve Japonya'ya nükleer güçlendirme dahil her şeyi yapacağız diyor. Yani Çin'e karşı siz nükleer olun, tampon olun. Çin bize nükleer atmasın ya da Kuzey Kore sizi atsın. Sonuçta sizi tehdit ediyor Çin. Biz sizi güçlendireceğiz diyor Amerika şirketleri. Çünkü Xi Jinping'in yeniden Çin'de Çin'i içeriye kapatmaya doğru gitmesi ve büyük şirketlere, dijital dijital şirketler de dahil büyüklere diyor ki Xi Jinping yönetiminin kapısına ben bir komünist üye atayacağım diyor. Orada bekleyecek, sizi izleyecek diyor. Tamamen Komünist Parti'nin tekilini alıyor şirketleri. Devlet kapitalizminde 1990'dan beri uygulan modelde devasa büyük şirketler ortaya çıkmıştı Çin'de. Ve büyük batılı şirketler geliyordu. Çin'deki bu e, Xi Jinping'in yeni kararları küreselleşmeyi acaba engeller mi? Özellikle Covid sonrası tedarik zincirleri. Mesela bugün Volkswagen'den açıklama var. En büyük tarihimizin tedarik zincirini yaşıyoruz diyor şu an. Sıkıntısını yaşıyoruz diyor. Ama bu soruyu bir taraftan Çin'e yatırım yapıyor, BMW'ye yatırım yapıyor, Almanya Başbakanı Çin'e gidiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Rusya'da yaptığımız hatayı Çin'le yapmayacağız diyor. Ve küreselleşme, eğer Çin, küreselleşme bir noktada Çin'in elinde. Çin çarteli sınırları kapattığında küreselleşme bambaşka bir noktaya gidecek. Çünkü Çin'le batı arasındaki bağ çok derin, ekonomik bağ öyle kolay vazgeçilmez onun Çin'de yapmış olduğu ankete göre, geçen yılki ankete göre Amerikalı şirketlerin, Amerikan menşeli şirketlerin %83'ü Çin'den ayırmayı düşünmüyor. Ucuz işçilik var. Büyük yatırım yapmışlar. Nava var Çin'de ve onu kalkıp Amerika şirketlerine taşıdığında büyük zararlar olacak o nedenle. Ayrıca %60 Amerikan menşeli şirketin Çin'de yeni yatırım yeni yatırım yapmayı planlıyor. Ee, 2019 itibariyle Amerika Birleşik ve Çin arasında ticaret 557 milyar dolardı. 2021'de 657 milyar dolar. Çin'in ürettiklerini %40'ını Avrupa Birliği, Amerika Birleşik ve Japonya alıyor. Dolayısıyla Çin'deki bu akıl pat diye böyle bir zincir kırılmasını gideceğini zannetmiyorum. Sert söylemlerle beraber Şeyh Cipbik'in bugün yarın hemen yakında Batı'ya bir zeytin nalı bu anlamda Dü küresel dünyanın çözümlerinde bir küresel güvenlik girişimi vardı Xi bunu çeşitlendirerek alımlar atacağını düşünüyorum. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri batı içinde geçerli. Şu an Rusya yaptıkları yatırımları Avrupa batı yaptırmaya kalksa günler resmen felç olur. Şu an zaten ciddi iflaslar var, sıkıntılar var önümüzdeki süreçte. Avrupa'nın varlığında ucuz Rus gazı, ucuz Çin işçiliği. Ama şimdi Çin'de nüfus yaşlanma sürecine girdi. İşçilik eskisi gibi ucuz değil. Amerika-Çin arasındaki problemlerden dolayı birçok şirket yeni tedarik zincirleri arayışında ama henüz daha Çin'i terk etmiş değil. Ee, küresel mekanizmanın kendi arasında iki farklı lobi var. Ta, küresel mekanizmanın Çin'den ayrıştığını düşünmüyorum. Bir lobinin ayrıştığını düşünüyorum. Hangi lobi olduğunu tam bakamadım ama çünkü dünyaya baktığımızda iki farklı küresel lobi var. Biri İngiliz lobisi, biri Alman lobisi. FETÖ nereye kaçtı bizden ayrıldıktan sonra? Almanya'ya kaçtı genelde değil mi? Finans kaynaklı lobi İngiltere'de. Finansçıları da İngiltere'ye kaçtı. Ee, bunun Çin'deki mücadelesi de var. Türkiye'de mesela İngiltere e, Brexit yaptı. Avrupa Birliği'nden ayrıldı yani Almanlardan. Türkiye 15 Temmuz sonrasında NATO'daki generallere baktığımızda FETÖ'nün generallerine Türk generalleri sözde daha çok bu küresel tarafın e, askeri olarak da Alman kanadına, Almanya demiyorum değerli arkadaşlar, çünkü Amerika'da bir mücadele var Alman ve İngiliz ekolar arasında. Bu nedenle Çin'de de benzeri bir mücadele var şu an. Bu süreç hızlanacak. Küresel mekanizmanın e, İngiltere kanadı demiyorum, City of London kanadı tahmin ediyorum Çin'de bir hesaplaşmaya doğru gidiyor ama kendi aralarında bir hesaplaşma bu. Çin, çok farklı bir Çin göreceğiz. Mao'dan sonra bu kadar güçlü, bu kadar yetkili, üçüncü dönemi ölene kadar başkanlığı kar karantinelen bir Xi Jinping var. Xi Jinping'in uygulamaları e, küresel mekanizmanın yani ideolojik uygulamalarının biraz da dışına çıkıyor. Birçok yerde örtüşüyor ama örneğin LGBT noktasında veyahut da Çin'deki çocuklara yönelik bilgisayar oyunlarında bile Çin ideolojisinin dışında tek kelime konuşamazsın şeklinde sosyal medya yasaklamaları dijital şirketlerin Amerikan borsalarını aç yasaklamaları, denetimleri artırmaları e, yükselen Çin'de yükselen ciddi bir Çin. Çincilik, Çin ekolü. Yani Rusya'daki nasıldı? Sovyetler Birliği döneminde Rusçuluk yoktu. Ama bir Rus emperyalizmi vardı. Daha sonra Gorbaçov, Mikhail Gorbaçov batı ile entekre oldu. Uzun süre e, 1991 2099'a kadar Rusya başı boştu, Batı oligarklar Rusya'yı peşkeş çekti. Batıya büyük şirketleri pazarladılar. Adeta Rusya'yı talan ettiler. Sonra Putin geldi Rusçuluğu başlattı. Yeniden bir Rus çarlığı, yeniden bir Avrasyacılık. Çin'deki şu an olan şey Rusya'da ne olmuşsa, 15 Temmuz'da Türkiye'de ne olmuşsa, Çin'de olan da öyle görüyorum ben. Detaylarına daha da sizlere bakacağız. Şimdi küresel küreselcilik değerli arkadaşlar şu an için dünyada Birçok ülke birbirine entekre. Hala jeopolitik olaraktan fayatları kırılıyor. Jeoekonomik olaraktan gerileme var. Mesela Rusya, Ukrayna savaşında Rusya izol oldu. Sistemin dışında. Ama zaten dünya ekonomisinde çok ciddi bir yeri de yoktu. Rusya'nın sahip olduğu doğal kaynakları gaz, petrol nedeniyle bu satışları devam ettiriyor. Böyle bir şey var. Dünyada herkes bir yolunu bulur satar. Ve Rusya'da satıyor. Artarak satıyor. Azalarak da satmıyor. Çin-Amerika arasındaki ayrışmanın başındayız. Ama bu çok çok ileri gidebileceğini zannetmiyorum. Amerika'nın kendi içine döneceğini düşünüyorum bu noktada. Tam buraya geldiğinde, çünkü Amerika'daki hesaplaşma da ayrı bir hesaplaşma var. Ee, Amerika'da da Soros, yani Soros şimdi Macaristan Avrupa'ya göçü Soros organize ediyor demişti. Hıristiyanlığı e, baltalamak için milli milli milliyetçiliği azaltmak için filan diye açıklamaları vardı Urba'nın. Aynısını için Amerika'daki cumhuriyetçiler yapmaya başladı. Cumhuriyetçiler derken kongre düzeyinde değil ama aşağıdan tartışılan yarın kongre düzeyine de gelir. Soros orada da tartışmaya başlandı. Bu da manidar bir durum. Değerli arkadaşlar önümüzdeki süreç ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç ekonomik olarak da. Ama bir kere daha söyleyeyim. Biz bu süreci 2008 mali krizindeki gibi teğet atlatabiliriz. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya hocam dibine kadar battık. Ekonomi zaten kötü. Evet, katılıyorum size. Fakat bahsettiğim şey dünyada gerçek anlamda bir enerji krizi var. Rusya kaynaklı bir kriz var. Bir de OPEC petrol üretimini e, azalttı. Bir de büyük bankalar fosil yakıtlara yatırıma zaten kredi vermeyi kesmişti 100 tane büyük yatırım bankası büyük bankalar. Dolayısıyla bir enerji kıtlığı dünyada yaşanıyor. Bunun da endüstriye, e, hane halkına, evlere, kobilere, şirketlere ciddi anlamda sıkıntısı olacak. İflaslar falan bekleniyor. Türkiye'nin Avrupa'da göstergeler aşağı doğru giderken, Amerika şirketlerinde aşağı doğru giderken Türkiye'nin bir gaz üssü olma Türk Devletler Teşkilatı yeni bir heyecandır. İslam ülkelerinin dış politikalarına baktığımızda Türkiye ile paralel gidiyor. Ben burada bir uyanış görüyorum. Ortak karar alma mekanizmaları ortaya çıkabilir. Böyle bir şey ortaya çıktığında çok farklı bir güç ortaya çıkacak. Türk Devleti'nin yöneten aklın şu an Türk Devletler Teşkilatı ve İslam dünyasındaki çalışmaları uzun süredir bahsediyorum. 2023-2024'te ciddi sonuç vereceğini düşünüyorum. İnşallah da böyle olur. Ama dünyada bu işler yani gördüğünüz gibi dünyanın tarihini incelediğimizde gene tarihin belli dönemleri çok daha kötüdür. Ama şimdi dünya özellikle problem batı kaynaklı. Bundan önce problem batıda yok. Güllük gülistanlık ona insan hakları buna bilmem ne sallayıp duruyorlardı. Ama şimdi kendi işlerinde kapıştılar. E, bu nedenle Türkiye bu süreçte tarihin getirmiş olduğu bir fırsat var. Bu süreci iyi yönetirsek ekonomik olarak da çok ciddi anlamda rahatlayacağımızı düşünüyorum. Göstergeler kötü altını çizeyim şu an. Bugünden bahsetmiyorum. Yarından bahsediyorum. Yani gelecekten bahsediyorum. Çok uzun vadeli bir gelecekte de değil. Değerli arkadaşlar ne diyoruz? Dünyada bu işler böyle. Bizler gelip geçeceğiz. Alemin de bir sahibi var. Evet. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere diyorum. पौचाक